Bak şimdi kendi silahıyla vuracağım pezevenki. Efendim, komedi miladını doldurdu. Halkımız aç, halkımız özlem içinde. Halkımız gavurun filmlerini seyredip neden bizde yok diye düşünüyor. Lütfen artık küçük düşünmeyelim. Kim bilir bizde ne büyük değerler var. O halde halkımızın sorduğu soruyu bir de kendimize soralım. Neden bizde yok? Çap çap. Salih kardeşim, sana kaç kere dedik bizim poşetlik filmlerle işimiz olmaz. Hele bu ara hiç olmaz. Ma mafi no fik fik yani. Ya Şenol Bey, Allah aşkına ne olur bir de cevap vermeyin şuna. Önce onlar cevap versin. Nasıl girdiniz lan siz sabah sabah içeri? Arkadaş yine aynı sorun ya. Kariyerimin en cafcaflı yerinde hep aynı sorun. Nasıl girdiniz içeri? Salih abiye sormuşlar nasıl girdin içeri diye. Hı. Cevap vermiş. Ne demiş? Aslında ya içerisi dışarısıysa? Allah'ım. Lütfen küçük düşünmeyelim artık. Lütfen. Vizyonumuzu geliştirecek bir plan yapmaya çalışıyoruz. Lütfen konuya odaklanalım. Lan sen de biraz elini çabuk tut. Herifler huysuzlanmaya başladı. Evet, ne diyorduk? En son komediye bok atıyordunuz. Bravo. Komedi modası geçmiş bir tür. İnsanları gıdıklayarak da güldürebilirsin. Marifet mi şimdi yani bu? Ben de çok gıdıklanırdım eskiden ama küçük bir operasyonla aldırdım gıdık noktalarımı. Şimdi siksen gıdıklanmam. Öyle tecrübe ettiğimden değil ha, tahmin ediyorum yani. Sen işine bak lan. Ne diyor o değişik? Ne diyor? Efendim öyle sohbete katılıyor ya kafasına göre. Salih, Allah'ını severseniz yürüyün gidin. Bak uykumuz var, işimiz var, gücümüz var. Biraz kestirek hadi kardeşim. Efendim, niye bizde bir korku filmi yok? Neden bizde bir gerilim filmi yok? Misal, neden bizde mistik bir film yok? Halkımızın kafasında hep bu soru var. Bugün bir kahveye gidin, herkesin kafasında bu soru var. Okey masasına bakın. Adam kafasındaki soru yüzünden okey atıyor, farkına varmıyor. Karşı tarafta aynı soru yüzünden onun okey attığını göremiyor. Halkımızın oyunları 20'den düşmek bilmiyor, oyunlar bitmek bilmiyor. Hadi be. Vay arasını. Bu sefer pazar araştırması da yapmışlar Şenol Bey. Dabbe korku filmi değil mi? Komedi o ya. Ben çok korktum. Biz bununla çok güldük. Bir dakika, bir dakika şimdi. Ya korku filmiyle gerilim filminin arasındaki fark nedir? Onu hele bana bir anlatın ya. Ya korku korkutur, gerilim gerer. Bu kadar. O zaman gerilim filmi korkutursa ayrı türleri aynı potada eritmiş mi oluyoruz yani? Bilmediğimden soruyorum oğlum. Tabii tabii. Ona da melez tür deniyor. Azıcık güldürürse de piç oluyor film. Piç. Ha. Hazırım abi. Ladies and gentlemen, mınaha! Ahey, ahey! Neyse uzatmayalım. Sinemanın en temel eksikliğini çözmüş bulunmakta olduğumuzu gururla bildiririm. Vampili zombili filmlere Anadolu'nun bağrından gelen bir toka sağlanmıştır Bay Salih Cavit. Bu ne lan? Allah aşkına bu ne ya? Bunlarla uğraşacağınıza, ilkokul sahnesinde sakalı göstermemeyi başarsaydınız, önümüzdeki sene Nuri Bilge ile kol kola Kanda Kırmızı Halı'da yürüyor olurduk. Bir kırla lan. Demek ki başka sefer o zaman. Hanımım! Anam! Bu ne ya? Tak şunu tak. Tak tak. Midem bulandı. Hakkı, yemin ederim tansiyonum düştü. Kaşı kardım tuttu ha. Oy. Ya Allah aşkına tak şunu. Allah aşkına tak. Alındım ben ya. Lan Cevap, tamam şey yapma ya. Hakkı Bey, sizi ne olmuyor? Olur olur. Olmuyor. Hadi naş naş. Olmuyor. Naş naş. Naş naş. Artık birkaç gün bizi rahat bırakırlar Şenolcuğum. Kafamızı dinleriz. En azından birkaç gün rahatız. Oh vallahi bir iki saat yatakta uyuyak oğlum da. Hadi iyi uykular. Dabbeye gülmüş, lafa bak. Oy ya, korku diyor, gerilim diyor lan bana. Herkes, herkes bu işi biliyor zaten. Bir ben bilmiyorum anasını. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.